Bizim evladımız olmadı. 15 yıl tedavi gördük, 20 yıl tedavi gördük. Hacı abine de bize, ikimize de evladınız olur dediler ama Allah-u Teala bize böyle nasip etmiş. Öyle olunca yetimlere sahip çıktık ve bu yetimlerin sayısını artırdık. Katlaya katlaya şu anda 95 yetimimiz oldu elhamdülillah. Yetimleri ben alalı şöyle diyeyim, ben çok huzura kavuştum, rahatladım. Yetimlerimiz için ne hizmet yapılırsa hepsi 10 misliyle değil 100 misliyle geri geliyor. Ümidim şöyle, yetimlere biz destek verdikçe dünyadaki bu sıkıntılar gidecek inşallah. Ama hep bencilleşirsek, hep kendimizi düşünürsek, onlar orada ağlarken biz burada gülemeyiz. Paylaştıkça iyilikler çoğalır, paylaştıkça üzüntüler de azalır. Onun için inşallah ömrümün sonuna kadar bu yetimlere destek vereceğim. İsmim Fatma Serter, Konyalıyım. Hacı abimle biz 45 yıllık evliyiz. 45 yıllık evliliğimizde bizim evladımız olmadı. Tedavimizi gördük. 15 yıl tedavi gördük, 20 yıl tedavi gördük. Hacı abine de bize, ikimize de evladınız olur dediler ama Allah-u Teala bize böyle nasip etmiş. Bizim evladımız olmadı. Bir ayet-i kerimede şöyle duymuştum. Allah-u Teala istediğine kız verir, istediğine oğlan verir, istediğine hem kız hem oğlan verir, istediğine de hiç evlat vermez ayet-i kerimesine biz inanarak Allah'a tevekkül olduk. Verdiğinde de bir hayır vardır, vermediğinde de bir hayır vardır dedik. Allah'a teslim olduk. Allah'a güvendik, sığındık. Ama çevredeki çocukları olsun, öğrencilerimizi olsun çok seviyorduk biz. Sonradan da bu yetimlerimizi alarak yetimlerimiz bir sayısıyla, iki sayısıyla başladı. Daha sonra biz daha çok destek verdik. Arkadaşlarımla, komşularımla, sevenlerimizle beraber olduk. Yetimlerimiz bir, iki derken 8-9 yıl önce biz başlamıştık bu yetimlerimize destek vermeye. Onlar bizim evladımız. Biz onları çok seviyoruz. Daha fazla bir evlat alabilme hevesindeyiz. İnşallah daha fazlasına ulaşırız. 100 tane evladımızın olmasını çok istiyorum, manevi evladımızın. İnşallah bu hedefime ulaşırım. Çünkü onların açlıkla, sefillikle olması beni çok üzüyordu. Ben çok üzülüyorum, çok duygusalım ben. Ben şöyle düşünüyorum, çok ağır bir hastalık geçirmiştim, tiroid kanseri. Tabii ki ben işte akşam sabah ölürüm diye kendi kendime düşünüyordum ama Rabbim bana böyle bir ömür verdi, sağlık verdi. Ben bunu nasıl değerlendiririm diye de düşünüyordum. Tabii ki 20 yıl öğrenci okuttum ama hastalık sürecinde öğrenci okutamadım. Öyle olunca yetimlere sahip çıktık ve bu yetimlerin sayısını artırdık. Yetimleri ben alalı, şöyle diyeyim, ben çok huzura kavuştum, rahatladım. İşim rast geliyor. Hacı abim benim en büyük desteğim. Allah razı olsun kendisinden. Yani bir yönden de şöyle, bizim bu evlatlarımız olunca biz hiç yalnız kalmıyoruz. Şu anda sizi İstanbul'dan bura gönderen Cenab-ı Allah diye ben önce Allah'ın lütfu olduğuna inanıyorum. Bu yetimlere destek vermede Allah'ın lütfu olmasa hiç bir adım atamazdık. Onun için Allah'ın lütfudur bunun desteklemesi. Rabbimin bize yardımı bunlar inşallah. Rabbim daha yardım edecek, daha fazla yetime ulaşacağız ümidindeyim. Allah'a hamdü senalar olsun. İHH'yla galiba 8 yıl önce mi 10 yıl önce mi olacak? Orada biz şeyde tanıştık, yetim toplantısında tanışmıştık. İHH'nın Allah razı olsun slaytlarla göstermesi, yetimlerle diyaloglarını ben önceden hiç görmemiştim, hiç duymamıştım. İlk defa bir toplantılarına katıldım ve slayt gösterisiyle oradaki yetimlerimizi görünce çok duygulandım ve onlara çok acıdım, üzüldüm. Nasıl destek olabiliriz diye işte ilk yılda bir yetim almıştık. Ertesi yıl bir yetim daha aldık. Biz Hacı abinle iki yetim aldık.
aldık. Onları biraz ödedikten sonra her sene bir toplantısına katıldım. İHH'nın çalışmaları çok güzel, Allah razı olsun. Çalışmalarını beğeniyorum. Biz de onların çalışmaları gibi çalışmaya başladık Hacı abinle, ayrıyeten kendi içimizde diyeyim. Her toplantılarına katıldığımızda konuşmalardan çok etkilendim. Yetimleri görmekle çok etkilendim. Hem dünyada hem ahirette onların bize çok faydası olur düşüncesiyle biz Hacı abinle bu yola çıktık. Yetimlerimizi her sene katlaya katlaya şu anda 95 yetimimiz oldu elhamdülillah. Hatta dün itibariyle bugün mesajı geldi bana, İstanbul'dan geldi galiba o mesajımız. Yetimleriniz size transfer oldu diye, ben de ona çok sevindim, biraz önce daha haberini aldım. Elhamdülillah 95 yetimimiz oldu. Benim hedefim 100'dü ama bazı kardeşlerimiz 100'den de daha fazla yetime destek verdiklerini duyunca insan hırslanıyor. Neden bir Müslümana yardımcı olmayalım? Neden bir çocuğumuzun karnını doyurmayalım? Neden bir çocuğumuza daha faydalı olmayalım? Hayırda yarışmak anlamında. Evet, inşallah daha fazla yetime ulaşırım. İnşallah yetim gülerse dünya güler bu sloganı, İHH'nın sloganı çok beğeniyorum, çok seviyorum. Durumlarımda da paylaşıyorum. Şöyle bir şey oldu dünyamıza. 2 yıldır korona hastalığı çok yayıldı. Dünyaya yeni bir savaşın kokusu ve sesleri geldi. Benim ümidim şöyle, yetimlere biz destek verdikçe dünyadaki bu sıkıntılar gidecek inşallah. Ama hep bencilleşirsek, hep kendimizi düşünürsek, paylaşmazsak yetimlerle, yani bir ekmeğimiz varsa yarımını yetimlerimizle paylaşmazsak, onlar orada ağlarken biz burada gülemeyiz diye öyle içimden bir ses geliyor benim. Çünkü onlar orada ağlıyorlar. Yok çünkü. Öyle olunca biz paylaşırsak bu sıkıntılar gidecek ümidindeyim. Türkiye'miz düzelecek ümidindeyim. Dünyamız düzelecek ümidindeyim inşallah. Biz onlara el uzattıkça inşallah dünyadaki insanlar da huzura kavuşacak. Belki aşıdır ama aşıdan önce inanç, maneviyat, dürüstlük, yardımlaşma, hayırseverlik, diyargamlık, bunlar da olursa tamamen kurtuluşa erer diye düşünüyorum. Paylaştıkça iyilikler çoğalır. Paylaştıkça üzüntüler de azalır. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Onun için inşallah ömrümün sonuna kadar bu yetimlere destek vereceğim. Ben diyordum ki yetim biriminde çalışan kardeşlerime, kızım en çok zorda olan yerlerden bana bir yetim seç diyordum. O tamam diyordu, bana seçiyordu birkaç ülke, tamam mı? Tamam kızım diyordum. İnşallah en zorda olanlara biz yardımcı olalım diyordum. Ve bize o şekilde seçildi. Sierra'da var, Yemen'de var, Sudan'da var. Bayağı çok yerde var ama isimlerini şu anda hepsini sayamayacağım yani. Suriye'de var, evet. Tabii oradan da bir sıkıntımız var ama bazı kardeşlerimiz diyorlar ki Suriyelilere biz yardım etmek istemeyiz. Onlar da Allah'ın kulu, neden etmek istemiyorsunuz? Onlar işte memleketimize geldiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ya teferruata girmek istemiyorum tabii ama ya mazlum kimse ona destek vermek gerekiyor benim bildiğim. Zor durumda olana destek vermek gerekiyor. Biz Afrika ülkelerindekilerine ben kendim içimden gelerek istiyordum. Çünkü çok zor durumdalar diye onlara destek vermek istiyordum ve onlarla başladım önce. Sonra bana yardımcı olan, destek veren kardeşlerimiz dediler ki hocam biz Konya'mızda da bir yetim desteklemek isteriz dediler. Konya'mızda olsun dediler. Ve ben gerçekten bu birimle tekrar görüştüm. Onlar da dediler ki tamam inşallah Konya'dan da olsun dediler. Biz kardeşlerimin isteğiyle ben Konya'dan da yetim aldım. Konya'da yetimimiz var. Türkiye genelinde de var yetimlerimiz. Ama çoğunluk Afrika'da. Hepsinden de çok memnunum ben buralara destek verdiğim için. Arkadaşlarım, kardeşlerim de beni yönlendiriyorlar. Ben de istişare etmeyi çok severim. İsterse 10 yaşında bir çocuk olsun, isterse 70 yaşında bir amcamız olsun. İstişare edip fikir almayı çok severim. Ben bu arada bana destek veren komşularıma, arkadaşlarıma, dostlarıma, öğrencilerime, hepsine, kızlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsine, hepsinden de çok memnunum. Desteklerini veriyorlar. Desteklerimiz şöyle oluyor. El işi yapıyoruz. Kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla el işi yapıyoruz. Bebe yelekleridir, işleridir, örgü çeşitleridir. Onları örüyoruz, onları satıyoruz. Onları yetimlerimize geri döndürüyoruz elhamdülillah. Hatta şu çiçeğimiz yeni geldi yetim yararına. Bu Allah izin verirse satılacak bazı çiçek. Çiçeklerimiz yetim yararına geldi. Çiçek gelen hediyelerimizi de satarak yetimlere ekmek parası olarak döndürüyoruz. Arkadaşlarımız evlerinde de ekip getiriyorlar. Orada da satıyorlar. Bura getiriyorlar. Benim evim bazen kermes gibi oluyor. Giriş odam var, kermes gibi doluydu ama geçen sene bitti elhamdülillah. Satışlar oluyor. Alan kardeşlerimiz Allah için alıyor. Satanlar Allah için satıyor. Biz arada hayra vesile oluyoruz bunlara. Bu işlerimizden çok memnunum. Rabbim sağlık verirse bunlara gücüm yettiği ölçüde devam edeceğim. Acaba onlara nasıl
nasıl bir yetimlerimize nasıl bir destekte bulunuruz? Her şeyin projesini arkadaşlarımıza oturacağız, mantı yapacağız, makarna yapacağız, çiçekleri ekeceğiz, yetiştireceğiz, onları satacağız. Yani çocuklarımıza kaç tane fazla bir çocuğumuza yetişiriz diye uğraşma çabasındayız. İnşallah bunlar devam edecek Allah izin verirse. Bu arada bunlardan hariç evet Allah razı olsun İHA'nın kumbaralarını getiriyoruz. Neredeyse bayağı bir 100 tane getirsek 2 ayda 3 ayda bitiyor bunlar. Doluları geliyor, boşlarını yeniden iade ediyoruz, dağıtıyoruz. Kumbarayla da desteklerini veren arkadaşlarıma da özellikle buradan ben teşekkür ediyorum. Destek veriyorlar. Damlaya damlaya göl olur sloganıyla kumbaralarımızı dağıtıyoruz, topluyoruz. O da bize çok destek oluyor. Esnafa da dağıtıyoruz. Mesela mahallemizin bakkallarına dağıtıyoruz. Fırıncılara dağıtıyoruz, marketlere dağıtıyoruz, sözümüz geçtiği yere arkadaşlarıma evlere dağıtıyorum. Gidiyoruz tekrar kontrol ediyoruz Hacı abinle, onları getiriyoruz, İHA'ya götürüyoruz, teslim ediyoruz. Ben bunların video kayıtlarını çekiyorum, atıyorum. Kumbaraya dolduran arkadaşlarımız da onlar da memnun oluyorlar. Bizim gönderdiğimiz nereye gidiyor? Gidiyor mu gitmiyor mu hocam diyorlar. Ben de gidiyor yerine diyorum. Zaten teslim ettiğimiz anda ben onu videoya atıyorum WhatsApp'a. Yardımlarınız ulaşmıştır yerine diyorum. Onlar da geri teşekkür ediyorlar, boşunu istiyorlar ve diyorlar ki hocam Allah senden razı olsun. Biz bu kumbaraları evimizde olmasaydı bir boşluktaydık. Bize çok iyi oldu. Çünkü her sabah kalktığımızda biz oraya bir ekmek parası, yarım ekmek parası attığımızda çoluğumuz çocuğumuz kazadan beladan korunacak diye ümit ediyoruz. Bu bize çok iyi oldu. Evimizde olmadığı zaman boşluk oluyordu hocam diyorlar ve hatta ikişer alıyorlar, yedek de bırakıyorlar evlerinde. Sonra birini teslim ediyorlar, öbürünü dolduca öbürünü teslim ediyorlar. Çok güzel. Onlar da çok memnunlar. Kumbaraları alan kızlarım da çok memnunlar. Şöyle oluyor. Mesela ben bu ay dağıttım. Kimisi bir ayda dolduruyor. Kimisi iki ayda. Kimisi üç ayda. Herkes doldurduğu zaman bana dönüş yapıyor. Biz kumbarayı doldurduk diyorlar. Ben de diyorum ki getirirseniz hizmet sizin. Bizi çağırırsanız hizmet bizim. Biz geliriz. Seve seve Hacı abinle geliriz diyorum. Tamam diyorlar. Müsait olurlarsa geliyorlar. Teslim edip gidiyorlar. Müsait olmazlarsa biz Hacı abinle çıkıyoruz. Bizim bugün hizmet günümüz diyoruz. Misafir kabul edemiyoruz bugün diyoruz. Haftada iki gün mesela çıkıyoruz, gidiyoruz, onları topluyoruz, İHA'ya götürüyoruz, teslim edip geliyoruz. Ve bu çalışmalarda gerçekten biz İHA'dan alıştık. Sağ olsun yavrularımız geliyorlar. Hani biz kumbara isteriz dediğimizde getiriyorlar. Biz dolusunu evde hazır gelemeyeceğiz. Alırsanız diyoruz, gelip alıyorlar. Biz de İHA'nın çalışmalarından çok memnunuz. Gençlerinden çok memnunuz. Gönüllü gençlerinden, çalışan hanım kollarından. Hepsinden ben çok memnunum. Hepsine dua ediyorum. Biz şöyle oldu, kumbaralarımızı verdiğimiz yerleri Hacı abinle biz yokluyorduk. Bazı kardeşlerimiz mesela kumbarayı bir şeye koyduk, bugün bir ne diyeyim fırına koyduk. 3 ay sonra gittik baktık, tabii ki bir sürü kumbaralar var. Ama biz İHA'nın kumbarasını bir sallıyorum, ben bakıyorum. Hacı abinle ikimiz bir kontrol ediyoruz. Baktık hiç konmamış. Ha, bu burada bunun yeri yok. Ben onu alıyorum getiriyorum, orada bırakmıyorum. Atılmıyor, niye koyacağım ben orada? Çok isteyen var, ben oraya götürürüm veririm. Böyle bir şey olur, yani ona da sıkıntı etmem, üzülmem. Allah'a tevekkül olurum. Çünkü Rabbim verseydi o kardeşimiz o kumbarayı dolduracaktı ve bize verecekti. Rabbim nasip etmedi. Ona da kırılmam, gücenmem ama kumbaramın işi olmadığı yerde hiç durdurmam kumbaramı. Evime alır gelirim, gerekli yere veririm. Hani böyle olur, başka bir sıkıntımız olmaz. Üzüldüğüm nokta Müslüman çocuklarına sahip çıkılmadığı, başka ülkelerin daha çok yetimleri götürdüğü, sahip çıktığı. Onlara çok üzülüyorum ve organ nakli yapıldığında çocuklarımızın bir kuş gibi, bir serçe gibi atılıp onların organları alınıp öldüğüne çok üzülüyorum. Onlar sağ kalmadığına çok üzülüyorum yani. Üzüntüm onlar. Biz daha fazla kişiye sahip çıkarsak onlar da inşallah böyle bir şey yaşamayacaklar. Duam da bundan için inşallah. Hatta diyorum ki şimdi nasip olursa inşallah canlı göreceğim onları. Desteklerinizi götürebilirim diyorum. Hocam oyuncak verelim mi diyorlar. İşte eşya götürecek misin diyorlar. Ben daha ilk defa gideceğim, ne götürülür onu da bilmiyorum ama diyorum. Hani yük de hafif olsun ama paha da ağır bir şey olsun diyorum. Ve onlara sevgimizi de elimizle göstererek, gözümüzle göstererek sevgimizin işaretini onlara göstereceğiz inşallah. Ya bir Müslüman olarak elhamdülillah insanlık olarak herkes her yeri geziyor ama neden Afrika'yı gezmeyelim? Neden o yetimlerimize destek olmayalım? Yani sevgimizle başlarını okşamayalım, gözlerine bakmayalım, onların ellerini tutmayalım. Ben istiyorum ki onların elinden tutayım, gözlerine bakayım, onların saçlarını okşayayım. Çünkü Peygamber Efendimizin bir sözü var. Yetimlerin saçını okşayan kişiler saçları adedince mükafat verecek Allah-u Teala diyor. Ben bu mükafata dünyayı bağışlasam erişemem. Onun için oraya
oraya gidip saçlarını okşamak isterim, yüzlerini görmek isterim. Elhamdülillah mahallemde de ihtiyaç sahiplerine elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İlk defa ziyaretim olacak. Gerçekten çok istiyordum ben. İlk İHA'yla tanıştığımda beni Afrika ülkelerine götürür müsünüz demiştim. Onlar da biz götürürüz demişlerdi. Ama kısmet bu yılmış. Ben gerçekten çok istiyordum onları gözümle görmeyi, onlara dokunabilmeyi, yardım etmeyi çok istiyordum. Allah razı olsun, Harun abimiz, hocamız haber edince ben çok duygulandım. Elhamdülillah, inşallah işlemlerimiz yapılıyor, yapılır, gideriz geliriz inşallah. Çok heyecanlıyım, çok seviyorum onları. Onları göreceğim, onları dokunacağım. Benim çoktan bunlar aşkımdı. Yani onlara nasıl görebilirim, nasıl gidip gelebilirim diye çok istiyordum. Ben bütün dediğim gibi dünya insanlarına sesimi duyurmak istiyorum. Yetimlerimizden haberimiz olsun. Onlara destek verelim. Onlar organ nakline uğramasın. Terörlere katılmasınlar. Açlıktan ölmesinler. Onları da biz gücümüz yettiği ölçüde zekatımızla, fitremizle destekleyelim. İşte bazı kardeşlerimiz diyorlardı. İşte bizim yakınlarımız var. Onlara veremiyoruz, edemiyoruz diyorlardı. Ben yine diyorum ki 5 tane yardım edeceğimiz, yani 5 liramız varsa 3'ünü akrabalarına verirlerse, ikisini de Afrika'da çok zor durumda olan kardeşlerimize versinler diye tavsiye ediyorum yavrum. En büyük hayalim yetimlere gerçekten destek verebilmek, onların yanında olmak, onları sevmek, onların saçlarını okşamak ve bunu gösterişsiz yapmak, riyasız yapmak. Şimdi mesela bana bir çekim yapmaya gelindiğinde ben korkuyorum. Acaba riyaya kaçar mı, gösterişe kaçar mı? Samimi olmak isterim yetimlere destek verirken, ihlaslı olmak isterim, içten olmak isterim. İnşallah benim gayem bu. Yetimleri görmek de gayem inşallah, onları da göreceğim. Ve en çok gayem de öbür alemde peygamberimizin sancağının altında olmak ve Resulü bizim şefaatine Havzu Nebisi'nin yanında olmak, Havzu Nebisi'nden su içmek. Yetimlerimize el uzatana Allah-u Teala kesinlikle çok el uzatıyor. Yetimlerimiz için ne hizmet yapılırsa hepsi 10 misliyle değil 100 misliyle geri geliyor. Ben buna inanıyorum ve ben bunu yaşıyorum. Benim çevremde beraber olan kardeşlerimiz de bunu yaşıyorlar ve benim kızlarım bana destek veriyorlar. Her zaman için benim de onlara dualarım var. İnşallah o garipleri unutmayalım ki biz de garip kalmayalım. O yetimleri unutmayalım ki biz de yataklara bağlı hasta olmayalım. Allah-u Teala bana bir sonradan sağlık bahşetti. Ben de bu ömrümü sonuna kadar Allah'a bahşettim, yetimlerime bahşettim. İnşallah, çünkü yetime sadaka veren kardeşlerimiz hastalığından iyi oldular. Çapraşık işleri düzeldi, sıkıntılı işleri düzeldi. Ve biz bunu konuşuyoruz, görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Çok faydalarını gördük. İnşallah kardeşlerim de destek verirlerse huzura ereceklerini, hastalıkların şifaya kavuşacağını, çözülmeyen işlerin çözüleceğini biz kendimiz gördük gözümüzle, onlar da görecekler. Ama bu yola girdikten sonra görecekleri inşallah diye düşünüyorum. Benim son bir söyleyeceğim var. Bütün mümin kardeşlerimize, evet 2 yıldır hastalıktan, pandemiden hiçbirimiz bayram yapamadık. Yakınlarımızla, sevdiklerimizle görüşemedik ama bu yıl diyorum ki benim sesimi duyan bütün kardeşlerimiz, bu Afrika ülkelerindeki bayramlık giymeyen yavrularımıza bayramlık elbise alır da giydirirsek inşallah bu pandemi de gider, sıkıntılarımız da gider. En yakınlarımızla görüşebiliriz. Hayırlı bayramlar görürüz inşallah diye düşünüyorum. Rabbim şimdiden kabul etsin inşallah bayrama kavuşmayı. Hepinize nasip etsin, huzurlu bayramlar versin diye dua ediyorum inşallah. Mm-hmm.